Çoğu insan dişlerinin inci gibi beyaz olmasını ister. Ancak çoğu zaman dişler hayal edildiği gibi bembeyaz ve inci gibi olmaz. Fakat bu videoyu izledikten sonra size verdiğimiz taktiklerle dişleriniz inci gibi parlayacak. En basit yöntemle başlayalım. Dişlerinizi sabah ve akşam olarak günde en az 2 kere fırçalamaya çalışın. Dişlerinizi fırçalamak, dişlerinizin hem sağlıklı ve beyaz olmasına hem de beyazlaşmasına sebep olacaktır. Ayrıca daha beyaz dişler istiyorsanız beyazlatıcı diş macununu kullanabilirsiniz. Dişleri beyazlatmada en çok bilinen yöntem limon ve karbonatla yapılan karışımdır. Bir çay kaşığı karbonatın içine limon sıkıp köpürene kadar karıştırın. Daha sonrasında temiz bir diş fırçasıyla bu karışımı dişlerinize uygulayın. Bu yöntemi haftada 1-2 kere tekrarlamalısınız. Karbonat doğal renk açıcı özelliğe sahip olduğu için karbonatı ıslak diş fırçasıyla dişlerinize yavaşça uygulayabilirsiniz. Haftada 2-3 kere bu yöntemi uygulamanız dişlerinizin renginde büyük bir fark yaratacaktır. Birçok kişi karbonat ve tuzun dişleri beyazlattığını bilmektedir. Buna bir de diş minesi üzerindeki sarı lekeleri çıkarma konusunda iddialı olan elma sirkesi eklenirse dişlerinizin beyazlamaktan başka bir çaresi kalmayacaktır. Karbonat, tuz ve sirke üçlüsünden birer çay kaşığı alıp bir kapta karıştırın. Ardındansa karışımı temiz bir diş fırçasıyla dişlerinize uygulayabilirsiniz. Birçok kişinin favori meyvesi olan çilek, dişleri beyazlatırken aynı anda da dişlerde plak oluşumunu engeller. Malik asit ve lif bakımından zengin olan çilek, ağzın içerisini de temizlemektedir. Püre haline gelmiş çileği diş fırçanızla dişlerinize haftada 1 veya 2 kere uygulayın. Asit içerdiği için bu yöntemi haftada 2 kereden fazla kullanmamalısınız. Çoğu kişinin en az bir kere denediği bu yöntem uzun süre kullanılırsa dişlerde büyük bir fark yaratır. Potasyum, magnezyum ve manganez bakımından zengin olan muz, diş beyazlatma konusunda oldukça başarılıdır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğuyla 2 dakika dişlerinizi ovmaya çalışın. Daha sonra ise temiz bir fırçayla dişlerinizi muzdan arındırın. Antibakteriyel özelliğe sahip glisirin hem dişlerinizi beyazlatacak hem de ağzınızdaki mikropları öldürerek dişlerdeki çürümeyi önleyecektir. Yapmanız gereken tek şey dişlerinizi fırçaladıktan sonra birkaç damla gliserini dişlerinize uygulamak. Mikropları öldürüp lekeleri ortadan kaldıran bu ikili C vitamini bakımından zengin portakal ve defne yaprağından oluşmakta. Toz halindeki defne yaprağıyla rendelediğiniz portakal kabuğunu karıştırın ve diş fırçasıyla dişlerinize uygulayın. Dişlerinizdeki farkı hemen anlayacaksınız. Karbonat beyazlatma görevini üstlenirken tarçın ve ada çayı ağzı temizlemekte ve bakterileri öldürmektedir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra toz halindeki ada çayını bir çay kaşığı karbonat ve tarçınla karıştırın. Islak olan diş fırçanızı karışıma batırıp dişlerinize uygulayabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğimiz doğal yöntemler işinize yaramazsa o zaman eczanelerde ve bazı kozmetik ürün satan mağazalarda beyazlatıcı bantlar satılmaktadır. Ancak bu bantları kullanmadan önce bir dişçiye danışmakta fayda var. Bunun yanında insanların pek çoğu diş beyazlatma konusunda kulaktan dolma bilgilerle hareket eder. Size önerilen tüm tavsiyeleri uygulamadan önce mutlaka diş doktorunuza danışın. Ayrıca fantastik yöntemlerle diş beyazlatma fikirlerinden de uzak durmalısınız. Bu videomuzu beğendiyseniz bizlere destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videomuza gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya Meraktan kanalımızı takipte kalın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.